Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir haberle devam edeceğiz. AK Parti Denizli Milletvekili, aynı zamanda MKYK üyesi Nihat Zeybekçi bugün meclis kürsüsündeydi ve muhalefetle ilgili sert bir konuşma yaptı. O bakanlığın başına kim geçecek, nasıl paylaşılacak, nasıl peşkeş çekilecek bunları siz çok iyi bilirsiniz. Onları çok iyi bildiğiniz için de bizi öyle zannediyorsunuz. Bizden bunu bulamazsınız. Bizden ahlaksızlık bulamazsınız. Bizden hırsızlık bulamazsınız. Bizden namussuzluk bulamazsınız. Ne varsa hepsi sizdedir. Geçmişinize bakın, hepsini de görürsünüz. Kamu kurumlarında bu memleketi nasıl inim inim inlettiğini siz bilirsiniz. Bu memleket, bu millet, benim ecdadım, benim atam, benim anam, benim babam, benim dedem kaput bezlerini kara borsalardan nasıl aldığını gayet iyi bilir. Şeker tahsislerini nasıl aldığını bilir. Ama onları ilçe başkanlarına nasıl verip de ilçe başkanlarına, il başkanlarına nasıl verip de parayla sattıklarını da yaşıyorlar. Hala onlar ölmediler, onlar biliyorlar bunları. Bakın, bakın Sümerbank tahsislerinin nasıl olduğunu, demir çelik tahsislerinin nasıl olduğunu, bunların hepsini en iyi bilen sizlersiniz. Biz kamunun elinde stratejik önemi olmayan, savunma ve milli menfaat dahilinde olmayan her şeyi özelleştireceğiz. Her şey millete ait olacak. Sizin savaş döneminizin olmadığını da biliyoruz biz. Ben size şunu söyleyeyim. Rahmetli Özal'la ilk hatırladığımız siyasi tartışmalardan bir tanesiydi. Rahmetli Özal'la rahmetli Necdet Çalp ilk defa televizyona çıktılar. Rahmetli Özal diyordu ki Boğaz Köprüsü'nün gelirlerini satacağım diyordu. Necdet Çalp da diyor ki sattırmayacağım. Satacağız ve satmaya da devam edeceğiz. Millete de hesabımızı vereceğiz. Millete gideceğiz. Millet bizden hesap soracak. Her seçimde de geleceğiz buraya %50 ile %55 ile. Siz de böyle kısır muhalefetinize devam edeceksiniz. Ben bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.